Me chico la nemino, ahora que se no meneno, va que se no rique, se no voy sana. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl da biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Göle maya çalıyorum Feyza. Hadi söyle, söyle. Söyle ya, söyle. O gel değil ki la, akarsın. Onu değil, dişi köpek. Gol maya tutar mı de bana? Gol maya tutar mı? Büyük Hilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? Bak, tuttu işte. Neyse neyse, asıl konumuza gelelim. Feyza, ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse hurda kuzu emanet etmiş. Kızım, sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? İple asıyorlar Hilmi Hoca. Yağcılık yapma bana. Hoca diye bir de ya. Aslında hoşuma gidiyor ama. Neyse neyse. Kızım bir tane iki tane koyun olsa senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım. Ama tam 30 tane koyun kendini asmış son 6 ayda. Bir İç Anadolu ininde yaşıyoruz. Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar? Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası? Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca? Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı, kolesterolün yükseldi, kilo aldın, yanakların pembe pembe oldu. Aha bak buna benzedin, buna. Ya kut hastası olacaksın Divriği'de. Bu kadar et yenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mındar olmasınlar diye. Yalan söyleme köpek. Bu bir tuzağı gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun. Hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmiş tripi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zeka lan? Anam! Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu. Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli butlu. Kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Tutacaksın. Besicisin sen. Dişi çobansın. İç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alan olduk. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden müfredatı yenileyecek. Lan 4. Murat'tan hatta Koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Köpek. Hilmi Bey, ne yapıyorsunuz o ağacın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? 6 aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. Eğer bir koyun daha kesersen kovarım seni. O abilerin var ya, Yecüc ile Mecüc. Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol! Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar onu tartayım. Yapacak çok işim var. Çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olacağım. Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evimize. Bakmayın sürçülisanımıza siz.